Kanalımdan herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugün bir pet shop ziyareti yapacağız. Bizim Alperen Pet Shop Ali abi ziyaret edeceğiz. Bir de eğer video süresi yeterse sizlere benim hobi odamdaki son durumu göstermeye çalışacağım. Videoyu hemen sardırmayın. Zaten video parça parça çekeceğim. Ali abinin haberi yok valla. Ona birkaç malzeme götürüyorum. Ondan sonra bir saat önce oradaydım. Bugün oradaymış tam gün Ali abi. Ondan sonra bir sürpriz yapacağım. Hem de direkt videoya gireceğim. Haberi yok vallahi arkadaşlar yani. Kurgu falan da değil. Zaten öyle bir kurguyla falan benim bir işim yok. Videolarda. Gayet doğal. Doğaçlama falan. Hepsi bir. Oraya giderken çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ali abinin haberi yok. Bakalım durum neye gösterecek. Videonun sonuna doğru da kendi hobi odamı çekmeye çalışacağım. Böyle hızlı bir şekilde. Durum böyle. Şimdi oraya gideceğim arkadaşlar. Yolda ya da orada görüşürüz. Arkadaşlar Ali abinin dükkanı az kaldı. Şöyle ışıklardan karşıya gideceğiz. Güneş bayağı var. Havalar soğudu. Arkadaşlar bilginiz olsun. Isıtıcılarınızı takın. Allah beyaz benek ansızın kapınızı çalabilir. Allah korusun. Durum öyle arkadaşlar işte. Ben de yine bir video çekmedim bir haftadır. Ondan sonra onun da işte bugün de bir Ali abi sürpriz olsun, hem de bir değişik bir içerik olsun. Pet shop gezisi yapalım dedim arkadaşlar. Hem kendi son durumum. Durum öyle. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayalım. Vallahi çok sevinirim. Ankara'da motorcular bastı bu ara. Abi motorlara baksana hep Harley. Bir de motorlar şeklinde kastlar biliyor musun? Baksana motorlara. Ha? Arkadaşlar Ali abinin pet shop'u Etimesgut'ta. Emirler'de. Ona da biz yapacağız ama bir de beni kovuyormuş dükkana. Çekme, çekme diye. Sesimiz biraz geriden gelebilir. Mikrofonu yanıma almadım arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Burada var ya araba çekecek yeri, sıkıntı. Ali abinin dükkan burada. Evet Ali abi içeri gitti. Şöyle göstereyim. Biz de arabayı çekeceğiz ama. Hem önde kameraya bak hem arkada video çek. Yok arabayı çek videoya bak. Değil mi Yiğit? Evet. Şöyle. Tamam video durdurarım arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. İçeride müşterisi var. Müşteriden sonra girelim. Ayıp olmasın bayanları var. Birazdan size etrafı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın müşterisi gitti. İşte Ali abinin yanına giriyorum içeriye. Selamünaleyküm. Ali abi kolay gelsin. Aleykümselam. Abi vallahi biraz haberimiz geldik ama. Nasılsın Ali abi? Şükür abi. Ne var ne yok? Elhamdülillah. Video çekiyor. Video çekiyor. Vallahi sürpriz yapayım dedim. Hem son durum videosu olsun. Hem de dedim şey yapayım Ali abi. Hem de hem kendi son durumu hem senin son durumunu. Allah razı olsun. Ali abi bir sene olmuş. Bir senenin içini bugün sana video çekeyim istedim. Bahaneler değişmiş dedim. Bakalım Ali abi. Arkadaşlar Ali abiye uzun zamandır gelmiyor zaten. Bir sene önce bir açılış videosu çekmiştik. Onlardan da işte bugün ben bir Ali abiye bir sürpriz yapmak istedim. Hem yeni gelen türlerini göstermek istedim. Hem de işler nasıl onu sormak istedim. Sizin adınıza. Onlarla ilgili video çekeceğiz arkadaşlar. Ali abi öncelikle tekrar hayırlı olsun. Bir seneyi atlattın. Kazası belasız. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Nasıl işler abi? Elhamdülillah. Yanıma bir şey yok. Yok çalışma. Arkadaşlar sesimiz biraz az gelebilir. Mikrofonu getirmedim. Çünkü sürpriz olduğu için Ali abi kapıda anlardı yani benim hani video çektiğimi. İçeride bayan olduğu için ben hani çekmek istemedim. Sonuçta hani herkes kendisini göstermek istemez. Doğru değil mi Ali abi? Sonuçta döseydim müşterin. Ali abi şöyle bir türleri gösterelim. Tek tek. Yeni gelen türleri de gösterelim. Abi şurada kılıçlardan başlayalım. Bunlar zaten kendi ürettiğimiz albino kılıçlarımız. Albino kılıçlar. Bunlar kendi üretimimiz. Transgenetikler. Ali abi video başlamadan önce şunu söyleyeyim de. Burada gösterilen balıkları şehir dışına gönderiyor musun? Gönderiyoruz abi. Tamam. Arkadaşlar Türkiye'nin her tarafına şehir dışı canlı garantili gönderim var. Evet. Bilginiz olsun. Transgenetik tetralar var burada. Evet. Yine burada şu kılıçlar yine bizim ürettiklerimiz ufak boy isteyenler var onlar ise. Ortalama 2,5-3,5 ara zaten burası. İşte kılıçlarımız var, mollerimiz var, alt kısımda plati ve orandalarımız hemen var. Hemen sırayla hemen geleceğim şöyle. Üstleri gidip son alta inelim Ali abi. Yine burada moller falan var. Yine burada ember tetralarımız var.
neon tetralarımız var. Siyah kalem ember tetralar. Tetra. Yani renkleri, formları 10 numaradır. Evet. Zaten videodan da belli eder kendisi. Videoda kötü çıkıyor. Şakalıyım. Telefonu kötü yani. Abi 75 milyar. Bu da siyah neon değil mi Ali abi? Öyle biliyorum ben. Siyah neon. Siyah neon tetra. Siyah kalem diye de geçirilir. Arkadaşlar neon grupları, tetra grupları bayağı var Ali abi de. Burada yine olmazsa olmaz zaten. Daniel Zevra var. Yine burada Sunset Lips sesler var arkadaşlar. Ondan sonra alt kısımda vatozlardan Leopard vatozlar. L144 mavi göz düzler var arkadaşlar. Kırmızı göz düz de var içlerinde. Ondan sonra şurada bir tane kalmış. Vatoz yavruları kalmış. Burada sarı ateş var. Burada arkadaşlar sarı ateş neon karidesler var. İçine bir taraftan yavruluyor. Tabii yavruluyor. Su üstü bitkisi var arkadaşlar. Pistiyalar var. Ondan sonra yine burada karidesler var. Burada bronz çöpçüler var arkadaşlar. Bronz çöpçüler. Yine burada sarı ateş neonlar, lav kırığı. Şöyle yine pipodan üzerinde de var arkadaşlar. Yine burada plati grupları var. Cam gözler var. Bunlar da böyle bir tür. Yine burada güzel oranda mı? Bebek gözüm hala. Oranda mı? Oranda ama güzel ama. Aha oranda. Burada ışığı yok değil mi Ali abi? Üst katta ışıklar yok. Oraya halledeceğiz Ali abi. Burada red tail'li bir sesler var arkadaşlar. Red tail'li bir sesler var. Bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şehir dışına gönderim yapabiliyor. Formlar falan güzel Ali abi. Çok güzel. Evet. Çok canlı balık, evet. Hareketli balık. Yine burada sarı prenses, beyaz prensesler var arkadaşlar. Bunlar da kendi. Boyları da 2 santimle 4 santim arası ortalama. Ben buradan hani balıkçı gözüyle bakıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine burada karışık çiklet türleri var. Kalikolar var. Şeker pembeler var arkadaşlar. Şu neydi Ali abi ya? Mavi imparator. Mavi pato değil mi? Çikletle uğraşmazsa unutmuşuz Ali abi ya vallahi. Bunlar da güzel. Ala burası genelde erkek mi? Çoğunluk olsa dişi de var mı? Şov tanklar için. Renk ha şov değil mi? Şov tanklar aynen. Yoksa dişi erkek oranları. Tabii Ali buraya kum falan koysam bayağı bir renk basar diye düşünüyorum yani. Hani. Arka kısımda da o. Onlar arka kısımda zaten. Onları göstereceğiz mi? Arka. Sen bilirsin. Sen bilirsin Ali abi. Arkadaşlar burada melekler var. Marble melekler falan var. Ondan sonra bunların boyları da yine gövde 50 kuruş. 1 TL arası. Şöyle gösteriyorum ki hani size görün diye. Anubias'lar. Arkadaşlar Anubias bitkiler var. Yani hepsinin kökleri de gayet güzel. Dişi diye tahmin ediyorum çoğunluğu. Burada yine full white lepsesler değil mi Ali abi bunlar? White lepsesler. HB white değil. Yok HB white. Yine burada bir ciklet. Bunlar üretimde şu an. Hangisi? HB white. HB white'lar mı? Tamam Ali abi. Yine burada Anubias bitkiler. Yine burada ay moller var arkadaşlar. Çok güzeller. XX touch. Bunlar da güzel. Arkadaşlar videoyu hızlı da geçebilirim. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Yine burada çok güzel kök salmış Anubias bitkiler. Şöyle geçiyoruz. Yine burada karışık yerli lepsesler var değil mi abi? Evet. Yine burada yerli lepsesler. Arkadaşlar bitkiler de var. Bitki gönderimi de yapıyor. Bitki çeşitli. Şurada herhalde bunlar şehir dışına geçiyor Ali abi. Ayırmışsın şehir dışı herhalde bunlar. Şehir dışına gidecek abi bunlar. Tamam burası şehir dışına gidecek, şurası şehir dışına gidecek. Bunlar şehir dışına gidecek. Maşallah Ali abi. Maşallah Ali abi. Allah bereket versin. İçeride akvaryum malzemeleri var değil mi Ali abi? Pek çok kısımda zaten eksiğimiz yok. Gelen her şeyi tedarik edecek. Evet. Buraya girelim mi Ali abi? Girelim mi abi? Vallahi bakalım. Arkadaşlar vallahi girdik içeri ama. Burada Ali abinin 10 tane yakın akvaryum var üretimde. Ondan sonra şimdi onlar İşte arkadaşlar dediğim gibi burası burada Ali abinin bir 10 tane yakın bir şeyi var. Akvaryum var. Ali abi şimdi müşterisi geldi içeri gitti. Ben de kaçamak yaptım arkadaşlar. Hani habersiz girmedim yani bilginiz olsun. Burada yine bir Tiger Lepsesleri falan var. Kendi üretimleri. Ondan sonra yine burada beyaz prenses damızlı kolonileri var arkadaşlar. Ondan sonra diğerlerini de göstereyim. Arkadaşlar burada yine kılıçlar falan var. Kendi üretimleri. Ondan sonra hepsi de maşallah. Vallahi geçen geldiğinde minik miniklerdi. Koca koca olmuşlar arkadaşlar yani bilginiz olsun. Akvaryum büyük olduğu için koloni de bayağı bir sağlam bir koloni var. Şimdi size birazdan göstereceğim. Bunlar da işte boyları 2,5 3 santim. İçeride bunların kardeşleri var arkadaşlar. Hani bu oradan satışta sunuyor kendisi. Ondan sonra yine burada lepistesler var. Bunlar herhalde bayağı bir göndermiş. Yine burada bizim olmazsa olmaz lepistes otlarımızdan var arkadaşlar. Ali abiye de vermiştik. Dileyen arkadaşlar da bana ulaşabilir bununla ilgili. Lepses otlarla alakalı arkadaşlar. Yine burada lepsesler var. Rafiye tabi çıkartmak istememiş. Kendisi çok büyük bir rafiye olduğu için oraya çıkartmamış. Yine burada bir yavru filiplak lepsesleri var arkadaşlar.
Şöyle göstereyim. Lepise sotu. Burada da arkadaşlar yine sepet sisteminde yani devasa büyük. Ya yani inanmazsınız belki ama hani oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama 7-8 santim gerçekten abi 41 kere maşallah kılıçları var. Muazzam da yavru almış. Az önce gördünüz. Şu sepeti buradan Alaaddin Habermadan alsam götürsem mi acaba? Arkadaşlar bayağı büyük ya vallahi. Benim nazarım değmez de. Valla şu büyüklüğe bakın ya. Vallahi elim alırım da zıplarım var biliyorsunuz. Bayağı büyük. 41 kere maşallah. Bunların yavruları aşağılarda var mı? Ben önce bir bakayım. Şu anda var ama. Bilmiyorum görür müsünüz? Şöyle yüzenler var arkadaşlar. Yavruları var. Tabi yavruları atıyorlar yavaş yavaş. Helal olsun. Allah bol bereket versin Ali abi. Yine arkadaşlar burada karışık çikletleri var. Yunuslar falan var. Bak yunuslar güzel. Yani iş görür. Dediğim gibi arkadaşlar bilgi almak için arkadaşlar Ali abiye benim yorumlar kısmına muhtemelen bırakırım. Alperen Pet Shop. Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Benden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ali abinin telefon numarasını ya da işte şeyi Facebook adresinde ekranına ya da herhangi bir yere koyacağım. Bilginiz olsun. Ali abi çok 10 numara bir insandır. Gerçekten çok temiz bir insandır arkadaşlar. Durum burada bu şekilde. İçeri göstereyim de malzemenin olduğu yeri göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar dur tam çıkıyordum. Burada da kerevitler var. Bunlar da valla yavru falan veriyor. Şurada arkadaşlar. Dediğim gibi bilgi almak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. Kerevitlerde. Hepsi jumbo. Evet arkadaşlar şimdilik de satış yaptığı yerdeyiz. Malzemenin olduğu bölümdeyiz. Ali abi şöyle bir hemen hızlı anlatalım. Ekipmanlardan başlayalım. Abi, yine bu iç motorlar. İtal motorlarımız da var. İç filtreler var. Büyüklü, küçüklü, akvaryum nebatına göre hava motorları, match, pipo filtreleri. Her zaman övdüğüm pipo filtreleri. Ben de övüyorum artık. Ben de kullanıyorum bunları. Onu, hatta bugün de bir tane şey. Şundan aldım arkadaşlar. İncilerinden. Gerçekten muazzam. Çok güzel bakteri tutuyor. Ya şöyle söyleyeyim. 3-4 ay ya da 5 ay boyunca akvaryumu temizlemeye gerek yok. Aynen öyle. Öyle bir bakteri tutuyor. Hepsinde de bunu kullanıyoruz. Evet süper. Çünkü üretim için 10 numara. En genişleri var. Bir inceleri var. Yarımlarından yok. Yarımlar da çok güzel oluyor arkadaşlar. Yine burada Artemia setleri var. Yine burada şirale iç filtreleri var. Armatür, akvaryum led lambaları var arkadaşlar. Çift çıkışlı motorlar var. İç motorlar var. Beta için yine beta kapları var. Dış filtre var arkadaşlar burada. Yine şöyle küçük mini şöyle askılı dış filtre şey dış filtre var değil mi? Askılı dış filtre. Askılı dış filtrenin en büyüğü diyebiliriz abi. En büyüğü. Arkadaşlar bak yine şurada kuşla giden arkadaşlar kuş yuvalıkları falan mevcut. Kuş çeşidimiz çok duruyor. Evet onları da hala birazdan gösterelim unutmasak. Yine burada benim çok sevdiğim beğenerek her geldiğinde bunlar çok güzel bir şey akvaryumlar var arkadaşlar. İthal. Bunlar çok da benim hoşuma gidiyor. Bunlar da hoşuma gidiyor. Yine burada küçük pipo filtreler var. Onun bir büyükleri var. Onun bir büyükleri var arkadaşlar. Şunları falan ben kendim plastik kaplarda çöpçü yavrularına falan arkadaşlar hani su bozulmasın diye bunlardan kullanıyorum ben. Bilginiz olsun. Yine burada beta yemleri, işte ilaçlar hepsi var arkadaşlar. Kepçeler, işte kuş yemleri. Bir pet shop'ta olabileceklerinin belki fazlası, belki birebir aynı şeyde var arkadaşlar. Malzemeleri var. Hatta şurada şöyle büyük bir bundan daha hiç nasip olmadı almak ama şöyle büyük bir yavruluk arkadaşlar. Lepises yavruluğu. Ya. Jumbo yavruluk ama Ali abi. Yani benim bölümümün bir tane 30 santim. Bu 30 santim gelir. Sığmaz ya. Yine burada tetra mı? Değişik yemler var arkadaşlar. Enerjini yemleri varmış. Yine burada kaplumbağa yemleri. Arkadaşlar kaplumbağa ile ilgili Ali abinin Facebook sayfasına girip oradan detaylı bir şekilde ben hani size buradan ipucu verdim. Kaplumbağa ile ilgili Ali abinin sayfasına girip oradan bakabilirsiniz. Alperen Pet Shop. Değil mi Ali abi? Ali Aktürk diye. Ali Aktürk. Kartın yok değil mi Ali abi senin burada? Şeyin kartın değil mi? Şanslı değil mi? Dükkanın kartı. Facebook'a çıkıyor mu Ali abi? Ben Facebook'ta da çıkar abi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ekranı durdurup buradan da Ali abiye ulaşabilirsiniz. 39-33'te kendi numaram alttaki. 39-33'te kendi numarasıymış Ali abinin. Bilginiz olsun. Üstteki numarayı arasanız da YouTube'dan gördüğünüzü söyleyin. İbrahim abisi yardımcı olur. Evet. Ondan sonra yine burada kedi köpek malzemeleri, oyuncakları falan yine. Burada arkadaşlar yine kepçeler, büyük boy. İşte kedi topraklar mı, kum mu neyse onlar var arkadaşlar. Ondan sonra yine büyük devasa kafesler. Devasa değil mi? Normal büyük papağan kafesleri falan var arkadaşlar. Yine burada kedi mamaları, oyuncaklar. İşte Problan'ın mamaları, işte kedilerin mamaları hepsini var arkadaşlar. Yem çeşidi bayağı varmış Ali abi. Evet. Ali abi helal olsun yani hani geçen sene geldiğimde şimdi kıyaslıyorum. Bayağı bir malzeme olmuş.
Balık çeşidi yine de gelmiş. Ya elimizden geldiğince çeşit yapmaya, hani müşteriye evet. yok dememek lazım. En iyisi abi. Çünkü hani bak ben mesela, şimdi şunu söyleyeyim, peşotlara ben geziyorum hala abi. Ama peşotlarda gittiğin zaman hep kedi köpek maması var. Hani balık yok. Ama bu da tabii peşobu simgelemiyor aslında. Ama niye? Şimdi hani peşopçuya da sormak lazım. Hani elektrikten mi yakınıyor abi işte? Abi biz şimdi üretimden geldiğimiz için evet. hangi balığın nasıl üretileceğini hani yine kendi çapımızda biliyoruz. Doğru Ali abi. Hani üretmek lazım ki hobiciyi memnun etmek doğru, lazım. Doğru Ali abi. Direkt al sat değil, ürettiğini satmak evet. en güzel. Aynen öyle. Yani evet. o yüzden sen de her şeyi getirmişsin Ali abi. Ya sen de saydım cidden ansız geldin. Vallahi Ali abi. Ben de hani evdeydim işte. Sana vuracaktım. Abi. Zaten öğlen önce geldim biliyorsun Ali abi. Dedim hani bu uğrayım. Ali abi de sürpriz yapayım dedim. Şöyle de bir şey yapabiliriz saydım. Nasıl Ali abi? Senin videonu izleyip de senin aboneliğini bana göstersin de geldiklerinde. Tamam. Benden bir adet de ekstra hani aldıkları balıklardan bir tane de hediyesi benden. Vallahi. Ciddi değil. Ben Ali abi şunu bir açıklar mısın? Tamam, benim de sana jestim olur abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar Ali abi şunu demek istiyor. Dükkana bireysel olarak gelip de YouTube'daki benim sayfamda abone olduklarını gösteren arkadaşlara evet. Ali abinin gönlünden kopan bir adet canlı verecekmiş. Belki evet. bu bir tane karides olabilir, belki bir tane lepses olabilir. Ya bu Ali abinin gönlünden kalmış bir şey. Yani uyumlu, hani kendi beslediği balıklarla veya canlılarla alakalı evet. uyumlu olan bir türlü hediye mi? Aynen. Var. Allah razı olsun Ali abi. Teşekkür ederim. Ben de sevindim. Sen bize cesaret. Vallahi Allah razı olsun Ali abi. Ama şimdi şöyle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani bu sadece bu mahalle civarlarında, hani bu bölgede olan kişilere, yani ya da ne bileyim Ankara'da olan kişilere. Yok yok, şehir dışı gönderimlerde yaparız, sorun yok abi. Allah razı olsun abi. Yok, şimdi ayırmayalım Ankara'da. Ya şimdi hani yok, bir tane balık içinde hani, ne bileyim hani sana kalmış bir şey Ali abi. Yok, sıkıntı yok. Ve sana yönlendir. Sıkıntı yok. Arkadaşlar dediğimiz gibi her şey mevcut burada. Ali abi gerçekten bu piyasada benim parmakla gösterebileceğim en efendi insanlardan bir tanesi diyebilirim. Teşekkür ederim abi. Ben de yeri ayrıdır. Arkadaşlar benden bu kadar. Videonun devamında da kendi son durumu çekmeye çalışacağım. Zaman yeterse, vakit yeterse. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Hadi ben kendi son durumuna geçelim. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Vallahi Ali abi orada videoyu çektim. İşlerim vardı. Daha yeni bitirebildim. Tabi burada da RTM'lerle falan uğraşıyoruz arkadaşlar. Burada iş bitmiyor. Ya bir an videoya giriş yaptım ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bu hobi gerçekten seviyorsanız yapılacak bir hobi. Eğer bu hobide gerçekten bu parayla yapılacak bir iş değil. Gerçekten değil yani. Çok zahmetli iş. Tabii de bunun ekstraları var arkadaşlar. İnsanlarla uğraşıyorsunuz. Bazı arkadaşlar bizleri farklı görüyorlar. 7/24 çağrı merkezi modunda zannedip gecenin bir yarılarında ya da işte farklı saatlerde hiç ummadık sorular soruyorlar. Hiç ummadık araştırmalar yapıyorlar. Tamam yapsınlar, hiç sıkıntı yok, şikayetim yok ama akvaryumları hazır değil, akvaryum yok ortada, suyu yok, hiçbir şey yok. Araştırma yapıyorlar, soruyorlar, ediyorlar. Ondan sonra iş alma noktasına gelince ben bir akvaryumu kurayım diyor, hazırlayayım diyor, ondan sonra sizi ararım diyor. Yani hani arabanız yok, benzin almaya kalkıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. Zor bir iş bu hobi iş arkadaşlar. O yüzden birbirimize biraz anlayışlı ve saygılı olalım. Gerçekten yani ben benim kanalımda dikkat ettiyseniz elimden geldikçe açıklamalı güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Tabi profesyonel değiliz. Niye bir GoPro'muz yok ya da bir drone'umuz yok arkadaşlar. Hani o yüzden bunların hepsi para. 50 milyara falan yakın mal oluyor bunlar. Ondan sonra elimden geldiği için bu şekilde sizlere hobi odamı göstermeye çalışıyorum. Son durum işte gezi, pet shop gezileri falan çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince de şehir dışına balık gönderirken arkadaşlar beni bilenler çok iyi biliyor. Benden balık alanlar çok iyi biliyor. Kendim kanıtlamanın bir anlamı yok. Paketlemeyi alan kişi, açan kişi sanki o balık dünyanın bir ucuna gidecekmiş gibi paketleme yapıyorum. Elimden geldikçe bakın arkadaşlar yani hani. Ondan sonra durum bu şekilde. Hani o yüzden balığı alana kadar işte abim şöylesin, başkan, reis, işte kral, işte imparator, komutan, logar böyle diyen arkadaşlar da var. Balıktan sonra herkes kenara çekiliyor. Aradan 3 hafta sonra işte balıklarda işte akvaryumda sıkıntı oluyor. İşte balığında bir sıkıntı oluyor 3-4 hafta sonra. Onu da size söylemeye çalışıyorlar. Yani o yüzden biraz birbirimize saygılı olalım. Zaten balıkları görerek alıyorsunuz. Ya biz Google'dan bakın, araştırın diye de balık o şu bu araştırın diye de öyle bir yorum da yapmıyorum arkadaşlar. Balık neyse o sonuçta bu hobi. Kimsenin de hobide
hevesi zevki kırılmasını kendi adıma istemem. Ki kendimi de şehir dışındaki insanlar yerine koyarak o yüzden onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sizden de tek ricam arkadaşınızın, kardeşinizin, abinizin kanalına abone olursanız çok 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 sevinirim. O yüzden bizim kanalımızın ilerlemesi için arkadaşlar sizlerin videoda nokta dahi olsa yorum yapmanız gerekiyor. Bilmeyenler için söyleyeyim, abone olmak ücretli değil, ücretsiz arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim. Korkmayın, bir şey olmaz. Bir nokta dahi olsa arkadaşlar yorum yapın. Çünkü YouTube'da araba motorunda algoritması, YouTube'un algoritması bizi balıkla ilgili önerilere bizi direkt hemen öneriyor yani. Paylaşıyor sizlere. O yüzden abone olun, yorum yapın, beğenin, paylaşın. Kendi adıma çok sevinirim. Tabi bunu zorla yapın demiyorum arkadaşlar. Bu emri vakiye kaçan bir durum. Ben hemen size hızlıca son durumları göstereyim arkadaşlar. Meleklerimiz takviye oldu. Onlardan size bahsedeceğim. Buradaki akvaryumdan bahsedeceğim arkadaşlar. Buradaki tankımızda biliyorsun arkadaşlar Retmasura vardı. Retmasura. Su üstü pistia. Arkadaşlar bunu da şuradan söyleyeyim. Akvaryumda buhar camı olmasın. Işık olsun. Pistiyalar için bulunmaz bir üreme imkanı diyelim arkadaşlar. Sarı ateş neon kardeşlerimiz var. Şöyle damızlık boydalar. Tabi arkada olduğu için yaklaştıramıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi oldu. Damızlık boyda sarı ateş neonlarımız var. Şurada da var da katappa yapılan arkasında. Buradalar. Retmasura arkadaşlar. Sarı ateş neonlar sahiplendirilecekler. Benim söylediklerim arkadaşlar sahiplendirilecek. Söylemediklerimde sormanızın hiç anlamı yok. Kendiniz de yormayın. Ben de yorulmayayım. Bu şekilde pistiyalarımız. Işık güçlü olursa çok iyi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Işık güçlü olursa iyi olur. Burada benim üretimde olan Napoensis koridora sarım var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da kırmızı rili kardeşlerim var. Bilgi almak için arkadaşlar bilgi alabilirler. Ona adet şeklinde veriyorum. Şehir dışı gönderim alıcıya ait. Otobüsle gönderirim. Kargoya da isterseniz de isteğe bağlı gönderirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ondan sonra ne göstereyim? Evet, meleklerden bahsedelim. Arkadaşlar meleklerde azalıyor, iyice azalıyor. Büyük boy Bulgariler geldi arkadaşlar. Bu hafta onlara biraz besiye çekmemiz lazım. Bunlarla ilgili, meleklerle ilgili komple bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi şu büyük vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çok istenen olsa da arkadaşlar onu da konuşulur alt üstü. Bulgariler var arkadaşlar. Ondan sonra gökkuşağı balıkları var arkadaşlar. Rainbow'ları buraya aldım. Bilginiz olsun. 20 adet var. Bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Boyları yani bayağı büyük. Yani şu serçe parmak kadar hemen hemen var. 20 adet var arkadaşlar. Ortalama boyları 5, 6, 6,5 santim ölçmedim. Metre takıntısı, ölçü takıntısı olanlar arkadaşlar yazmasın. Hakikaten bu sefer moralini bozarım. Bilginiz olsun. Ben burada terzi değilim. Göz kararı balıkla ilgili göz yanılması illaki olabilir. Ölçmedim, biçmedim, etmedim. Tahmini balıklarla ilgili tecrübelerimden dolayı bu şekilde konuşuyorum. Bilginiz olsun. Trikalılar, yarasa melekler var. Bulgarinler var. Trikalılar var arkadaşlar. Bunları dedik size. Bunlardan bilgi alabilirsiniz. Burada benim kendi Victorusal furretlerim var arkadaşlar. Burada maşallah derseniz çok çok sevinirim. Bugün biraz yorgunum arkadaşlar. İnşallah şöyle güzel bir video sizlere çekmeye çalışacağım. Vallahi var ya belim, halim, hiç benim derman kalmadı öyle söyleyeyim. Burada da bu durum bu şekilde. Arkadaşlar TikTok sayfam da var. Bilginiz olsun. Evde balık hobim 42 diye ya da evde balık hobim diye bir girin. Zaten oradan anlarsınız sayfamda balık olduğunu. Başka şeyler de çekiyorum. Böyle abuk sabuk şeyler de çekiyorum. Zaten biliyorsun YouTube'da TikTok'ta hiç fark etmez. Bir şeyden zaten tutturdum mu devamı geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada yine benim Pintail Platilerim var. Platy. Egzotik arkadaşlar bunlar. Arka kuyrukları uzun oluyor. Egzotik dememdeki amaç da şu diyeceğim. Şöyle iyice görün, ondan sonra oraya geçeceğim arkadaşlar. Bakın yavrular hep beraber yüzüyorlar. Niye? Hayvan aç bırakırsanız yerler, bırakmazsanız yemezler arkadaşlar. Şu an bunlarla ilgili bilgi almayın. Dediğim gibi. Hatta şöyle de bir tane buraya en sevdiğim renklerden attım. Bu da Pintail'lerin kardeşleri. Egzotik dediğimiz. Hem onları da hemen göstereceğim. Bir saniye.
Evet, burada da maşrat diyelim arkadaşlar. Yine burada da pintail, plati, egzotikler var arkadaşlar. Şurada şöyle bir kendime şöyle ufak bir koloni ayırdım. Bunlar da aynı bu kan devam etsin. Çünkü çok seviyorum. Gerçekten de benim hoşuma gidiyor. Bunlara bilgi almayın arkadaşlar. Burada da panduro apistogramma var arkadaşlar. Dişi erkek olduğundan emin değilim. Bunu buradan söyleyeyim. Bir dişi bir erkek diyen arkadaşlarımız var. İkisi de dişi, ikisi de diye erkek diyen arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili bilgi almak için arkadaşlar buradan söylüyorum zaten. Dediğim gibi bakın kuyruğu kırmızılık var. Şu sağdakini yani şu. Mesela onda fazla yok gibi. İkisi de dişi de olabilir. Emin değilim. Bunların ücreti hakkında bilgiyi de dediğim gibi sol ve sağda bırakmış oldum. Da bırakırsam Instagram, Facebook adreslerinden bilgi alabilirsiniz. Boyları ortalama 5 santim diyelim. Ölçmedim. Bilgileri zaten burada söyledim arkadaşlar. Bilmiyorum dişi erkek oklarını. Ama benim tahmin ettiğim, araştırdığıma göre sarı renkli yoğunluk olanlar dişi oluyormuş. Ama bilmiyorum. Alın arkadaşlar, memnun kalır. Gözün gibi baktın. Bütün botların hepsine gözüm gibi bakıyorum arkadaşlar. Zaten bir sıkıntı, problem olursa zaten satmam. Bunu da buradan bilin. Kimsenin 50 kuruşuna, 1 lirasına göz dikmem, boğazmana geçirmem. Burada yine benim metal bileksinik sinekinlerim var arkadaşlar. Şurada üretiyorum işte. Orada onlar var. Yine burada yerli üretim neon tetralarımız var arkadaşlar. Damızlık otlar yani bunlar artık. Belki de yumurta falan döküyorlardır geceleri. Bunlarla bilgi almak için arkadaşlar alabilirler. Şehir dışı en az 10 adet şeklinde gönderiyorum. Burası da bu şekilde. Ondan sonra bilgi almak için arkadaşlar dedik. Meliklerden bahsettik. Şurada hemen şöyle hızlıca da göstereyim. Burada da filkulatlar var. Damızlık atları söyleyeyim. Damızlık atları arkadaşlar. Ortalama 4'e 4 şeklinde var. Bilgi alabilirsiniz. Yine söylüyorum. Damızlık 6. Damızlık aldı. Kameradan büyük gözükebilirler. Damızlık at arkadaşlar. Burada yine Adolfilerim var. Maşallah demeden geçmeyelim. Onları da üretime çektik. Burada arkadaşlar şöyle. Yine burada maşallah diyelim arkadaşlar. Şöyle napensiz çöpçüler. Her tarafta kurt verirseniz böyle oluyor. İnşallah bozulmazlar. Onlar da burada. Bugün bayağı yoruldular. Bereketli hayvanlar Allah. Bütün herkesin üretimindeki hani bereket versin. Burayı da hemen şöyle göstereyim. Tabi burada Orange Venezuela çöpçülerimiz var. Işığı yeni bu tarafa geçirdiğim için stres yapıyorlar illaki. Orange Venezuela. Burada panda tül koridoraslarımız var arkadaşlar. Canlı yem olmazsa olmaz. Size de hemen bunu söyleyeyim. Arkadaşlar burada da gözükmüyor biliyorum. Pigme koridoras çöpçülerim var. Yer açmak için sahiplendireceğim. 25-30 arası ya da 20-25 arası var. Onlar da neredeyse damızlık oldular arkadaşlar. Tabi gözükmüyor biliyorum ama tabi bunları Instagram, Facebook adreslerinden en çok Instagram'da da muhtemelen vardır ya da Facebook'da vardır da oradan detaylı video görebilirsiniz bunlarla ilgili. Hepsi arkada yani saklanıyor. Bir de bunlar sürü halinde geziyor. Bunları sahipleneceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pigme çöpçü sahiplendireceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ondan sonra ne dedik? Oraya Orange Venezuela'da gösterdik. Şurada zaten benim panda yine bir tül koridoras çöpçü kolonisi var. Daha yavru almadık arkadaşlar. Ondan sonra şurada da buraya da göstereyim. İşte burada benim panda gupi episeslerim var. Şu an satışta değil bilginiz olsun. Üretmek için son gaz devam ediyorum. Seviyorum abi lepises. Seviyorum abi lepises balığı gerçekten çok zor bir balık. Yani en ufak bir kuyruk sallamada, vücut sallamada, karın çekikliğinde hemen gidebiliyor. Lepises otur şu anda kalmadı. İsteğe göre geri getirtireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da yine full bilek lepiseslerimiz var arkadaşlar. Bunlar da güzel, çok güzel bir kan full bileklerimiz var. Hatta şurada da damızlık altı full bilekler var arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu hafta içerisinde alın. Yoksa diğer hafta satışa sunmayacağım. Bilginiz olsun. Full bilek. Dişimiz fazla gibi ama yine birebir şeklinde var gibi diye düşünüyorum. Bunlar genç damızlık arkadaşlar. Transgenetik tetra var. Bu kadar kaldı. Ondan sonra
Starbay'ı çöpçülerimiz var arkadaşlar. Starbay'ı koridor aslarımız var. Bilginiz olsun. Satış boyu ortalama 100 santim şeklinde. Ondan sonra şurada göstereyim, videoyu da durduralım arkadaşlar. Vallahi yoruldum ya, kusura bakmayın. Burada yine albino koyu lepiseslerimiz var arkadaşlar. Albino koyu lepiseslerimiz var. Üretimde, satışa değil. Burada yine filkotlarımız var arkadaşlar. Mozaik yeğiller. O diğer gördüklerinizde bunların takviyeleri arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fil kulak, albino koyu lepistes. Bunlar da 2 hafta içerisinde hazır arkadaşlar. Ripbon, metal bilek, snake, snaking. Bu da böyle. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Şurada hemen söyleyeyim. Similistlerimiz var burada. Şöyle similistlerimiz var. Burada da Starbay'ı koridor aslarımız var. Burada da bizim similistlerin 7 tane yavrusu var. 100 yumurtadan 7 yavru aldık arkadaşlar. Ondan sonra durum burada bu şekilde. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir hatam, bir kusurum olduysa hakkınızı helal edin. Dediğim gibi oda dağınık. Bu normal. Bunun daha temizi yok yani. Bende yok yani. Yoruldum çünkü artık. Burada çok akvaryum sayıları var. Yeri geliyor, artemiyalarını ver, canlı yemlerini ver, canlı yem doğramasını yap. İşte o yemden yiyor, o yemden yemiyor, ona ver. Hepsine bebek gibi ilgileniyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kelimesiyle bilginiz olsun kelimesini çok söylüyorum. Bunun farkındayım. Yapacak bir şey yok. Beni seven böyle sevsin, sevmeyen yol açık olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.